Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Az sonra izleyeceğiniz videoda işinize yarayacak pek çok bilgi var ama boş yok. Bu da demek oluyor ki hemen vakit kaybetmeden konuya dalıyoruz. Hadi bakalım. Saçımdan sakalımdan da anlayabileceğiniz gibi askerden döneli çok az bir zaman oldu. Daha bir hafta bile olmadı. 29 Mart'ta terhis oldum. İstanbul'a, yaşadığım şehre döndüm. Dolayısıyla vereceğim bilgiler çok taze ve büyük ihtimalle hala da fazlasıyla geçerli bilgiler. Özellikle Manisa, Alaşehir'de askerliğini yapacak kişiler için çok geçerli bilgiler olacak. Diğer bedelli yapacak arkadaşlar da tabii ki yapacağımız bu ihtiyaç listesinden faydalanabileceklerdir. Kendi alışverişimi yaptığım yerden bana şöyle bir liste verdiler. Bu listede işte pek çok ihtiyaç olabilecek şeyler yazıyor. Bu listedeki her maddeyi teker teker şuna ihtiyacınız olabilir, buna olmaz falan gibi yorumlayacağım. Teker teker bütün maddeler üzerinden geçeceğiz. Fazla madde var, dolayısıyla video biraz uzun olacak. Ama kaleminizi kağıdınızı alın. Mutlaka videoyu sonda vereceğim, bu listeye dahil olmayıp benim bonus olarak vereceğim maddelerle birlikte tamamen izleyin. Fazladan alışveriş yapmamanızı hedefleyen bir video bu. Hani en az parayı harcayarak, en az parayı benim gözümde israf ederek askere gitmenizi sağlamak için çekiyorum bu videoyu. Ona göre izleyin. Eğer ya ben para harcayacağım kardeşim, alacağım 15 tane tişört, fanila yanıma, çöpe atacağım orada diyorsanız bu da kendi tercihiniz. Ben sadece bu videoyu amaç olarak en az harcama yaptırmak için çekiyorum. Onu söyleyeyim. Evet, listemizin ilk sırasında fanila var. Bu arkadaşlar bildiğimiz tişört. Aha da böyle tişört. Konu askerlik olunca nedense bunun adı birden fanila oluyor. Kafası karışanlar varsa hemen onları rahatlatalım. Bu tişörttür arkadaşlar. Tişörtle alakalı konuya giriş yapmadan önce bir alt yapı oluşturmam lazım. Askerliğe gittiğinizde size orada bir kamuflajlı işte giyecek veriyorlar. Bütün askerliğiniz boyunca sabahtan işte mesai saati bitene kadar, akşam yemeği bitene kadar hatta üstünüzden çıkarmayacağınız giysiler veriyorlar. Bunlar kamuflaj pantolon, üstüne kamuflaj gömlek, böyle kalın bir gömlek, iş gömleği gibi düşünmeyin bunu. Onun üstüne de bir tane palto veriyorlar. Bunlarla bütün askeriniz boyunca üstünüzde bu gözüküyor. Onun da hatta görselini şöyle bir yerlere sağa sola koyarım. Böyle gözüküyor olacaksınız. Burada gördüğünüz gibi bir fanila, bir tişört gözükmüyor. Bot var, pantolon var, bir de üstünde palto var. İçindeki gömlek bile gözükmüyor neredeyse. Bu sebeple fanila ile alakalı benim yorumum şu. Fanilayı herkes yeşil, işte asker yeşili bilmem ne alın falan filan diyor. Bence gerek yok. Koyu renkler, işte siyah olur, koyu lacivert olur, koyu yeşil olur. Neyse, evinizdeki tişörtlerden bile alıp götürebilirsiniz. Ha, böyle çok güzel bir tişört alıp götürmeyin. Orada hani rezil olur, bir şey olur, üzülürsünüz. Üstünde kocaman baskıları olan bir tişört götürmeyin. Neden götürmeyin? Orada kızarlar diye mi? Hayır, kimse bu baskıyı görmeyecek bile büyük ihtimalle, ama baskılı bir şey sizi terletebilir, rahatsız edebilir. Onu o yüzden götürmeyin derim benim tavsiyem olarak. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bir asker alışverişi yerine gidip, mağazasına gidip oradan 5 tane, 10 tane, 15 tane neyse yeşil tişört almak zorunda değilsiniz. Kimse özellikle Manisa, Alaşehir'de sizin tişörtünüzün rengine bakmıyor. Ha, diyelim ki oldu, baktı. Askeriye size 2 tane zaten bu tişörtlerden veriyor olması gereken renkte. Gider hemen tişörtünüzü değiştirirsiniz. Baktınız bu size sorun yaşatacak. Hep tişört kontrolü var ki nasıl olur inanın bilmiyorum, zannetmiyorum olacağını. Hep tişört kontrolü var. Gidersiniz tuhafiyeden 5 lira pahalı, 5 lira ucuz askeriyede de bunu temin edebilirsiniz. O yüzden bence fanila almanıza gerek dahi yok. Ama illa alacağım diyorsanız, ben 5 tane fanila götürdüm, bana fazlasıyla yetti. Orada bir şeyleri yıkayıp asarım olmadı. Hani temizlerim diye düşünüyordum ama düşündüğüm gibi olmadı. Bir yerlere bir şey asmak yasak arkadaşlar. Yani böyle dolabıma asarım, ranzama asarım, kalorifere asarım dediğiniz zaman hani belli saatler arasında, kontrol yapılmayacak saatler arasında bunu yapmanız lazım. Diğer türlü bunlar kontrol edilirse sıkıntı yaşayabilirsiniz. Böyle insanların foşur foşur bir şeyler yıkayıp astığı bir ortam değil orası. Genellikle insanlar giydiklerini zaten çöpe atıyorlar. Ben hiç atmadım. 5 tane fanila bana ama fazlasıyla yetti. Neden? Çünkü askere gittiğinizde orada sivildeki kadar hijyeninize dikkat etmiyorsunuz inanın yani. Öyle bir isteği olmuyor insanın yani. Vay, ben işte bir gün giydiğim tişörtü bir dahaki gün giyeyim mi? Öyle bir dünya yok.
İşte 3 gün, 4 gün, 5 gün o tişörtü giyiyorsunuz. Özellikle soğuk bir mevsimde gidiyorsanız zaten fazla terlemiyorsunuz. Eğitimlerde böyle çok koşma, sürünme vesaire olmadığı için fazla terlemiyorsunuz. Yalnızca tişört mutlaka götürün. O askeriyenin kamuflaj gömleği, paltonuzun altında olacak gömleği doğrudan teninize temas etmesin. Çünkü onları yıkamanız kesinlikle mümkün değil. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Hani sizden böyle yıkanacak bir şeyiniz var mı falan diye bir şey kimse gelip sormuyor. Çamaşırhane var ama gidip bir şeyi yıkatmanız da mümkün değil. Fanila özelinde böyle bir genel bilgilendirme yaptım. Şimdi daha hızlı şekilde devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüz atlet. Sivil hayatında atlet giyen, atlet giymeyi seven bir insansanız sivil hayatta giydiğiniz atletlerden götürebilirsiniz. Hatta tişörtten farklı olacak şekilde bunda çok öyle koyu renkler aramanıza bile gerek yok. İsterseniz pembe götürün, kırmızı götürün, ne götürürseniz götürün. Kimse sizin atlet renginize bakmaz. Eğer isterseniz atlet götürebilirsiniz. Hani her gün ben mutlaka atlet giyerim diyen birisiyseniz fanila sayısı kadar, götürdüğünüz tişört sayısı kadar atlet götürebilirsiniz. Sıradaki ürünümüz don veya burada lüks boxer parantez içinde yapışan olarak belirtilmiş. Bunun sebebi şu, askeriyeden size iki tane don veriyorlar arkadaşlar. Bu donlar, burada da geçen don herhalde, çok bol. Böyle bizim yani genellikle kullanıldığını gördüğüm işte bu markalarda olan şekilde, hani mal varlığınızı böyle toplu tutan donlardan, boxerlardan değil bunlar. Çok böyle salaş donlar. Dolayısıyla içeride taşlarınız diyeyim çok hareket ediyor, sürtünme oluyor. Bu da pişik riskini bayağı bir arttırıyor. Ben bir gün giydim o donu, bir daha da hiç giymedim. Sonrasında da oradaki uzun dönem askerlere verdim. Giyilecek gibi bir don değildi bence. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. O yüzden boxer alın ama bu boxerları da gidip böyle yeşil alayım falan filan hiç demeyin. İsterseniz bakın iddia ediyorum pembe boxerla gidin oraya. Yani en azından Manisa Alaşehir'de ben hiçbir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Boxer renginize kimse bakmıyor. Rahat olun, gidip ekstra boxer almayın, evinizden götürün. Kışlık havlu çorap, termal çorap diye iki tane ayrı listelemiş. Ben burada havlu çorap olanından tercih ettim. 5 tane aldım buradan. Ama yine eğer bana soracak olursanız koyu renkli bir çorap, işte koyu lacivertli, siyahlı vesaire götürebilirsiniz. Kimse sizin çorap renginize de bakmıyor. Daha güzel bile olur sizin çoraplarınız daha kaliteli olacağından. Havlulu böyle Decathlon'daki siyah çoraplardan falan rahatlıkla götürebilirsiniz. Askeriye zaten size iki tane çorap verecek, olması gereken yeşil renkte. Şöyle bir rengi var bu arada, onu söyleyeyim. Bu Champions marka ama hani çok benziyor rengi. Şöyle renkte bir çorap veriyor size. Tişörtler de bu renkte oluyor. Bir sorun mu oldu? Mesela bot bağlamayı öğrendiğiniz bir gün olacak, işte ilk gittiğiniz hafta içerisinde onu hallederler. Bot bağlamayı öğretirler size. O gün mesela giyebilirsiniz. Hani olur da bir komutan bakar diye, ki orada bile bakılmadı. Onu söyleyeyim. Çorap konusunda çok rahat olun. Ekstra çoraba bence para vermeyin. Askeriyenin verdiği iki tane çorap yeterli olacaktır. Onun dışındaki işte 6-7 tane çorabınızı yanınızda götürün. Ki çorap değiştirme sıklığına da az sonra değineceğim. Termal içlik takımı. Ben içlik takımı almadım çünkü bu listede en pahalı olan şeylerden bir tanesi de o zaten. Ama yanımda bir tane alt içlik götürdüm. Soğuk bir dönemde gidecekseniz içlik işe yarar. Özellikle üşüyen biriyseniz içlik götürün derim ben. Ben çok üşüyen birisi değilim, götürmedim ama çok soğuk olduğu zamanlarda da askeriyenin size verdiği eşofman diye geçen, aslında pijama takımı olan bir işte takım var, altlı üstlü. Onun altını giyiyordum, kamuflajı onun üstüne giyiyordum. Beni soğuktan bu şekilde koruyordu. Termal alt içliğimi götürdüm ama hiç giymedim orada. Giyilebilirdi. Bu yani soğuk bir dönemde gidecekseniz ve üşüyen biriyseniz mutlaka götürün derim. Zaten soğuk, çok soğuk bir dönemdeyse, Mart o kadar soğuk bir dönem olmamasına rağmen soğuktu. Siz daha da soğuk bir döneme denk geliyorsanız pijamayı da içliği de giyersiniz birlikte. Yani bayağı soğuk olabiliyor özellikle Manisa Alaşehir. Onu söyleyeyim. Ama sıcak bir dönemde gidiyorsanız zaten hiç gerek yok. Çünkü komutanlar şöyle diyorlardı. Sıcağı soğuğundan daha kötüymüş Manisa Alaşehir'in. Hiç çekilmiyormuş. Onu söyleyeyim. Bere, boyunluk, eldiven. Yine soğuk bir dönemde gidiyorsanız üçünü de tavsiye ederim götürmenizi. Renkleri hiç fark etmez. Çünkü
Boyunluğun rengi fark eder, ona geleceğim. Ama bere ve eldivenin rengi çok fark etmez. Koyu renklerde olmaları yine fayda var olmalarında. Ama bereyi zaten normalde işte içtimalarda, eğitimlerde falan takmanıza kolay kolay izin vermiyorlar. Ha, siz şansınızı zorlayabilirsiniz, takabilirsiniz. Uyarılana kadar böyle kafanızda durabilir. Uyarılınca çıkıp çıkarıp cebinize sokarsınız. Çok soğuk anlarda, yağmur yağıyor, çok soğuk oldu. Berenizi taktığınız an komutanlar size çıkar onu demiyor kolay kolay. Ha, derse de cebinize koyuyorsunuz. Yani komutan beni dövdü, bere taktım diye falan, böyle şeyler yok. Hiç zannetmiyorum yaşanacağını böyle bir durumun. O açıdan rahat olun, ama soğuk bir dönemde gidiyorsanız berenizi götürün, eldivenizi götürün. Şimdi boyunluk biraz daha farklı bir kategoride benim gözümde. Boyunluk bence çok önemli. Ben götürmedim. Orada da almadım inat edip salakça. Ama yani normalde en başından itibaren alınması olması gereken bir şey. Çünkü hava gerçekten soğuk oluyor. Boğazlar çok zorlanıyor. İlk gittiğinizde işte yürüyüşlerde falan marşlar söyletiliyor size. İlk gittiğinizde böyle bir gaza geliyorsunuz. Bağıra bağıra söylüyorsunuz onları, tamam mı? Boğazları tahriş ediyorsunuz. Sonra koğuşa gidiyorsunuz. 60 tane adamla birlikte havasız, tozlu ve soğuk ortamda yatıyorsunuz. O boğazlar var ya, mahvoluyor. O yüzden yatarken de takarsınız, normal gün içinde de takarsınız. Boyunluk bence mutlaka alın. Askı, dolap askısı. Orada şöyle bir şey oldu. Biz gittiğimizde bir sürü askı bırakmıştı millet. Tel askılar, plastik askılar, bir sürü askı vardı. Ha, bir sonraki dönemden önce komutanlar bütün askıları toplatır, attırır. Bilemem. Hiç askı bulamayabilirsiniz orada. Biz gittiğimizde çok vardı. Ama yine de öyle bir risk olduğu için ben bir tane götürdüm. Size de bir veya iki tane götürmenizi tavsiye ederim. Askı ile alakalı şöyle bir bilgi vereyim. Dolaplarınız Manisa Alaşehir'de çok küçük olacak arkadaşlar. Askı asma yerleri bazılarında yok. Bazı dolaplarda askı asma yeri yok. Bazılarında da çok ufak böyle tepeden bir çengel var. Oraya zor sokuyorsunuz o askıyı yani. Hatta şöyle bir taktik vereyim. Askı şöyle geldiğini düşünün. Çengeli de böyle yan ya. O çengeli yamultun, böyle düz yapın. Askı böyle gelsin. Çengel 90 derece açı yapsın ona. Onu daha rahat takarsınız. Ben bunu son günlerde öğrendim maalesef. Çok güzel bir taktik o. Böyle yan asmaya zorlamayın yani. Çünkü gerçekten o dolabın içindeki çengele, kancaya onu geçirmek çok zor o askıyı. Ben bir tane askımı dolabın içine astım. Oraya işte akşam yemeğini yiyip artık kamuflajı çıkarabilecek saatte giyeceğim. İşte kantine mantine iniyorsunuz, kamuflajınızı çıkarıyorsunuz akşam yemeğinden sonra, insanlarla sohbete muhabbete iniyorsunuz, televizyon izleyecekseniz televizyon izlemeye iniyorsunuz vesaire. Öyle anlarda da sivil kıyafetlerinizi giyiyorsunuz üstünüze. Kimse bir şey demiyor size giydiğiniz sivil kıyafetten, ayakkabıdan ötürü o saatten sonra. Ben oraya o giyeceğim sivil kıyafetleri asıyordum genelde dolabın içine. Normalde dolapta sivil kıyafet olması yasak. Kontrol zamanlarında, daha sık kontroller olduğu zamanlarda onları oraya koymazsınız. Onları oraya gidince anlayacaksınız zaten. Onları şimdiden kafanıza takmanıza gerek yok. Ama ben genel olarak oraya o sivil eşyalarımı asıyordum. Bir tane askımı da ranzamın üstüne asıyordum. Ranzanın üstüne de normalde askı asmak yasak. Ama işte o da geceleri kontrol olmayacağı için sorun yaratmıyordu. Geceden kamuflajımı o ranzaya astığım askıya takıyordum. Kamuflaj pantolonumu, giysimi vesaire. Sabah kalkıp pijamalarımı çıkartıp yatağın işte yorganın arasına saklıyordum. Çünkü normalde yatağın üstünde pijama olması da yasak. Her şey yasak anasını satayım. Gidince göreceksiniz orada. O yüzden yorganın arasına saklıyordum onu. Kamuflajlarımı vesaire giyip askımı orada bırakıp çıkıyordum. Ha, bazen o askıyı oradan alıp dolabıma koymuş oluyorlardı. O askıyı oradan alıp atabilir görevli personel artık kimse. Onlar da asker arkadaşlarınızdan oluyor. Komutan diyor ki toplayın bütün şeyleri atın diyor mesela. Herif atabilir. Vicdanlı biri ise geliyor dolabına koyuyor vesaire. Ama ben işte askıları böyle kullandım özet olarak. Size de bu şekilde askı götürmenizi tavsiye ederim. Sabun kutusu bence götürün. Sabun ıslanıyor vesaire, damlatır mamlatır. Onu bir kutuya koymanızda fayda var. Sabun kutusu götürün. Dikiş seti. Dikiş setiyle alakalı komik bir şey var. Ben dikiş setini bir kere kullandım. O da dikiş setinden ip alıp diş ipi olarak kullandım onu. Başka bir arkadaşın dikiş setiydi. Normalde ben dikiş seti götürmedim. Bir şeyleriniz sökülebilir. Gerçekten dikiş seti kullanmanız gereken bir durum bak olabilir. İmkansız demiyorum. Ama ben hiç görmedim. Ve zaten olsa bile oraya emin olun şu listedeki her şeyi alıp gelen elemanlar olacak. İlla ki. Bu listedeki her şeyi almış insanlar olacak. Onlardan rica edersiniz. Size seve seve verirler dikiş setini. Çünkü kullanmıyorlar hiç zaten. O yüzden dikiş seti götürmeyin. burada da örneğini verdiğim gibi
bir diş ipi götürebilirsiniz. Orada dişçi bir arkadaş vardı, diş doktoru. Onda bile diş ipi yoktu anasını satayım. Böyle dişin arasında bir şeyler kaçıp da sonra orada ağrı yapan birisiyseniz benim gibi diş ipi götürmenizi tavsiye ederim. İpli boyun cüzdanı demiş. Bence gerek yok. Bir sürü arkadaş götürmüştü. Gece onunla uyuyorlardı. Beni boğar o gece onunla uyusam. O yüzden zaten bunu düşünerek ben götürmedim. Ki hiç de gerek olduğunu düşünmüyorum. Yastığınızın altına cüzdanınızı, telefonunuzu sokabilirsiniz. Başına bir şey geleceğini zannetmiyorum. Zaten orası full bedelli olacak arkadaşlar. Yani insanlar orada çok bonkör böyle. Herkes birbirine bir şey ısmarlamaya çalışıyor falan. Kimsenin kolay kolay parayla alakalı bir derdi yok. Yani cüzdanınızda zaten nakit olmayacak. Telefonunuz desen 400 liralık 500 liralık telefon. Kimse sizin bu gibi eşyalarınızı orada çalmaya çalışmaz. O yüzden bence gerek yok, ipli cüzdan almayabilirsiniz. Kirli temiz torbası. Bu çok önemli bir şey ama düşündüğünüz sebepten değil. Şimdi bir tane kirli torbası mutlaka olmalı. Ben kirli torbası almadım. Bir tane poşet alırım, poşete koyarım dedim ki daha mantıklı. Çünkü bez bir torbaya koymaktansa bir poşete koymak çok daha mantıklı geldi bana ama şöyle bir sıkıntı var. Dolap düzeni diye bir şey var. Orada size öğretecekler bunu. Dolap nasıl konuluyor eşyalar. Her şeyin dolaba konulma şekli var. Dolaba nelerin konabileceği sınırlı. Her şeyi dolaba koyamıyorsunuz. Dolabı açıp komutan baktığında düzgün olması gerektiği gibi gözükmüyorsa sıkıntı. Dolabın arkalarını kontrol edip oralarda ne var diye bakmaz. Mesela dolaba su koymak, yemek koymak, kitap koymak yasak. Ama oralara bakmaz arkalarına. Görünüş okeyse salar. O yüzden kirli torbası bizim için şundan önemli. Dolapta kocaman bir kirli torbasına ayrılmış bir bölüm var. Şimdi siz kirli torbanızı oraya koyup oraya bir set yapıyorsunuz, tamam mı? Arkası gözükmüyor. Arkaya istediğinizi basıyorsunuz ondan sonra. Kitap koy, yiyecek koy, ne koyarsan koy. Aynı zamanda kirli torbasının içine dondu bilmem neydi kirli eşyalarınızı da koyabilirsiniz eğer geri götürecekseniz. O işe de yarayabilir. Ama geri götürmeyecekseniz bile mutlaka bir kirli torbası oraya götürün. Ben götürmedim. Orada bir tane arkadaş fazlaymış. Temiz eşya torbası isteyen var mı dedi. Ben aldım. Kirli torbası yerine onu koydum. Beyaz. Hiçbir sorun yaşamadım. Ama oraya böyle pembeli bilmem neli morlu bir bana bir poşeti falan koyarsanız sorun olabilir. Siyah bir poşet koyarsanız onun da sorun olacağını zannetmiyorum ama emin değilim. O yüzden bir tane kirli torbası yanınızda böyle siyah bez bir torba götürmenizde fayda var. Onun da fotoğrafını yana koyarım. Neye benzediğini görüp para vermeden uydurabilirsiniz. Ama iki tanesi 20 TL yani işlevsel bir şey götürebilirsiniz. Tıraş çantası, her gün tıraş olacaksınız. Böyle jiletiniz milletiniz ekstra aramayın, etmeyin. Çantanızı alıp direkt geçin tıraşınızı olun diye mutlaka bunu götürün, tıraş çantasını. Zaten tıraş çantası deyince genellikle aynı şekilde bir çanta satıyorlar güzel büyüklükte. Onu alın gidin. Evde böyle fermuarlı büyük bir çanta varsa siyah onu da götürebilirsiniz. Çok değerli bir şey olmaması sizin için daha iyi olacaktır. Banyo jileti. Askeriye size iki tane jilet veriyor. Ben askeriyenin verdiği jiletle yapamam. Ben kendi permatiğimi özlerim diyorsanız yine iki tane üç tane götürebilirsiniz. Böyle tek kullanım kullanmıyorsanız eğer gerçekten bir kere kullanıp atmıyorsanız ki ben iki üç kere kullanıyorum. İşte koltuk altınızı bilmem nerelerinizi falan banyo esnasında kesmek için bunu götürebilirsiniz. Götürün. Çünkü bir ay oradasınız. Bu kıllar çok uzayıp sizi rahatsız edebilir. Bot kilidi. Bot kilidi ile alakalı şöyle bir şey var. Şimdi belki babalarınızdan vesaire duyarsınız. Önceden askerlik yapmış. İşte kısa dönemler giderken uzun dönemler gelip botlarını isterlerdi. Kendi botları çok eskimiş olduğu için botlarını isterlerdi. Veya gelip işte uzun dönemler daha kıdemli askerler bizim botlarımızla kendi botunu değiştirirlerdi. Eski botlarını falan diyebilirler belki. Bedelli de böyle bir şey yok. Çünkü uzun dönemlerle sizin botunuz zaten farklı. Onlarınki siyah, sizinki kahverengimsi bir bot. Zaten oraya gelen bütün bedelliler sizinle aynı zamanda geliyor. Herkesin botu aynı eskilikte, aynı yenilikte. Yani sıfır herkesin botu. Dolayısıyla kimse kimsenin botunu kolay kolay almaz. Birisi böyle botuna çok saçma bir zarar verirse ki nasıl yapar bunu bilmiyorum. Botu parçalar marçalar onunla değiştirir desen... Botunu parçalayan kişi bellidir zaten. Onu arkadaşları bilir, komutanı bilir. O riske girmez. Dolayısıyla bence bot kilidi gerekli değil. Ama pimpirikli biriyseniz götürebilirsiniz ufak bir kilit. Ucuz bir şey zaten. Ama her sabah onu aç, tak falan değmez yani. Bence götürmeyin. Çanta
ve dolap kilidi demiş buraya. Dolap kilidi diye bir şey yok arkadaşlar. Dolaplar kilitlenmiyor. Manisa'lı şehirde kesinlikle kilitlenmiyor. Ben diğer kışlalarda da kilitleneceğini hiç zannetmiyorum. Çünkü dolap kontrolü diye bir şey var. Mantıken o dolaplar sabahları kontrol ediliyor. Yani sen dolabını kilitlersen komutan onu nasıl kontrol edecek? Edemez. Dolayısıyla dolap kilitleme diye bir şey yok. Dolap kilidini unutun. Çanta kilidi de şöyle bir şey. Siz sivil çantanızı, oraya giderken götürdüğünüz çantanızı sivil eşya deposu diye bir yer var. Oranın başında sizin gibi 2-3 tane bedelli asker duracak. O oraya bakacak sivil eşya deposuna. Bunlara depocu veya sivil eşyacı deniyor. Oraya bıraktığınız çantayı kilitlemek isteyebilirsiniz belki. Ben kilitlemedim. Kilitlenmesi gerektiğini de çok düşünmüyorum. Başına bir şey geleceğini zannetmiyorum. Ama isterseniz kilitleyebilirsiniz. Size kalmış. Pudra. Valla ne zaman nerenizin pişeceği belli olmaz arkadaşlar. Bence bir pudra götürmekte fayda var. Çünkü orada ben götürdüm, hiç kullanmadım. Ama orada mesela ihtiyacınız oldu. Bir yeriniz pişti. Sürekli milletten ya bir avuç pudra versene götüme sürem diye gezemezsin yani. Yani o yüzden götürülebilir. Ha. O kadar ihtiyaç olması kolay olmayan bir şey ki götürmeyip oldu, ihtiyaç oldu. O şanslı sizsiniz yani, pudraya ihtiyaç duyan şanslı sizsiniz. Gidip tuhafiyeden alırsınız, orada askeriyenin içerisinde tuhafiye var. Bu tarz ürünlerin satıldığı, orada bütün bu liste var diyebilirim yani. A'dan Z'ye bu listede olan, liste bitince zaten göreceksiniz, her şey var orada. Rahat olun yani o açıdan. Pudra götürmeseniz de olur, oradan alırsınız. Ama normalde bence ihtiyaç olabilecek bir şey. Onu söyleyeyim. Bot vatkası. Arkadaşlar bot vatkası ile alakalı işte ben kullanmadım, gerek yok falan diyenler var. Ben inanamıyorum. Bot vatkası yani bir numaralı şeylerden bir tanesi benim için. Çünkü o bot ayağına bir kere vurdu mu sıçtın yani. Gidip terlik istirahati alırsın. Bot giymezsin ama terlik istirahatini sana verir. 3 gün 4 gün sonra o bot ayağına bir daha vurur. Orası böyle alışıncaya kadar. Yani hayat sana zindan olur. O bot vatkasını al. Ucuz bir şey zaten. İşte bot şöyle düşün. Topuğu vuran var. Üstü vuran var. Yanı vuran var. Bot vatkasını nerene vurduysa bot, ya da vuracak, daha vurmadan tabii, yara olmadan kesinlikle, nereye vuracak gibi geliyorsa oraya koyuyorsun. Ben topukla başladım. Zaten benim de topuğuma vuruyordu. O yüzden rahat ettim. Ama bazı arkadaşlar önüne koydu vesaire. Bir de bot vatkası çok kayıyor botun içinde. Hemen size bir taktik. Çorabınızın içine koyun. Çorabı üstüne çekin veya buraya koydun mesela, çorabını giydin. O kaymıyor ve çok rahat ettiriyor. Direkt botla çorabın arasına koyarsan çok rahat kayıyor. Hemen ayakkabının içerisinde kayboluyor, gidiyor vatka. Bu da böyle bir taktik olsun. Bot vatkası mutlaka alın. Bot boyası hiç gerek yok. Bot parlatıcı, eğer diyorsanız ki ben TSK'nın gururu olacağım, orada törene, yemin törenine katılacağım, ailem gelecek, botum parıl parıl parlasın benim diyorsanız götürün. Hatta bot boyası da götürün siz yani istiyorsanız. Ama özellikle Manisa Alaşehir'de zaten bu törenin yapıldığı yer kocaman bir yer. Kimse sizin botunuzu görmez yani. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu ikisine de bence gerek yok. Ortopedik tabanlık demiş. Bu sonradan tabanlık, memory tabanlık, hafızalı tabanlık falan diye böyle listenin en sonunda da var. Buna şimdi hemen değineyim. Tabanlık kesinlikle alın arkadaşlar ve hafızalı tabanlık alın. O pahalısından. Ben 80 TL verdim. Pahalısından alın. Çünkü o botu ilk bir giyiyorsunuz. Tabanlık koymaya vaktiniz olmuyor. Üstünüzü değiştiriyorsunuz. İlk bir giyiyorsunuz. Lan diyorsunuz, bu ne? Sanki yere basıyor gibisiniz. Sonra tabanlığı koyunca dünya değişiyor. O kadar fark ediyor. O yüzden tabanlık mutlaka alın. Çamaşır filesi. Çamaşır filesi dediği böyle bir pazar filesi gibi bir şey. Nasıl kullanıyorsunuz bunu? Banyo günlerinde işte filenizi, bilmem nenizi, eşyanızı, temiz eşyanızı, neyse, hepsini onun içine koyacaksınız. Banyo dönüşünde de kirli eşyanızı koyacaksınız. Artık ne yapar, nasıl, ne koyacaksınız artık, banyoda ihtiyacınız olan her şeyi koyuyorsunuz. Banyoya o şekilde gidiyorsunuz elinizde terlik ve o fileyle. Şimdi ben burada şunu yaptım. Bir tane bana bir poşeti götürdüm yanına, orta boy. Onun içine koydum her şeyimi. Kimse sana vay niye sen bana bir poşetiyle geldin demez. Ki file götürdüğünüz zaman arasından hani olur ne olabilir? Sabununuz düşer, jiletiniz düşer. File bence saçma. File yerine bir tane poşet, evden sağlam bir poşet götürün. Rahat edersiniz orada. Çamaşır filesine gerek yok. Diş macunu orada veriyorlar. Diş fırçası götürün, orada vermiyorlar. Orada veriyorlar diyeceğim ürünler için şu bilgilendirmeyi yapayım. Bazı arkadaşlar demiş ki vay işte biz gittik, bir hafta sonra geldi. Ben buna rastlamadım hiç ama YouTube'da duydum, siz de duymuşsunuzdur belki. İşte ben terhis olmadan 2 gün önce geldi
Bizim tıraş köpükleri bilmem neleri orada verilen şeyler yani. Valla böyle bir şey olursa tuhafiyeden alırsınız. Ben size söyleyeyim, yine de götürmeyin yani. Oldu gelmedi, her şey tuhafiyede var. Yine götürmenize gerek yok. Yani işte götürmenize gerek olmayan orada verilecek şeyleri sırası geldikçe söyleyeceğim. Diş macunu bunlardan biri. Diş fırçası bunlardan biri değil. Diş fırçasını götürün, orada vermiyorlar. Arko krem, nemlendirici krem. Eliniz, gözünüz, bacağınız, kıçınız, başınız patlıyorsa soğuktan, çatlıyorsa götürün. Kullanan arkadaşlar oldu. Ben götürdüm. Ben de çok şükür ejderha derisi gibi deri var. Bana bir şey olmuyor maşallah yani. Hiç kullanmadım ama yanımda vardı. Kullanan arkadaşlar oldu. Götürebilirsiniz. El sabunu demiş. El sabununa gerek yok. Orada her yerde sabun var. Günlük değişiyor sabunlar Manisa Alaşehir'de. Yine söylüyorum. Farklı kışlalarda durum farklı olabilir. Yani buradan gerçekten ben Emre Yarbay'ı, Tahir Yüzbaşı'nı, işte Manisa Alaşehir'in kurmaylarını kutluyorum. İnanılmaz güzel iş yapıyorlar. Ben YouTube'da bazı arkadaşlar böyle komutanım da komutanım diye videolar çeken arkadaşlar olmuş. Ya ben öyle bir insan değilim. Hani böyle komutanlarıma çok hayran falan olmadım. Hepsi işte normal insanlar. Çoğu da zaten yaşça küçük olanlar da vardı. Ama işini yapan insana ayrı hayranım. İşini düzgün yapan insana. Bu saydığım isimler de bunlardandı. Tıkır tıkır işliyordu Manisa Alaşehir. Yani maşallah müthiş adamlardı bunlar yani. Emre Yarbay çok çok acayip bir adamdı yani. Keşke yüz yüze de böyle biraz daha konuşma fırsatı bulsaydım. Hani olur da denk gelirse bu videoya selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. İşini çok düzgün yapan, muntazam yapan bir adamdı. O yüzden bu kışla da tıkır tıkır işliyordu vallahi yani. Çok güzeldi. Onun gibi insanlar sağ olsun. O yüzden bizim her türlü ürünümüz zamanında geldi. Temizlik yaparken orada askerlik başladıktan sonra işte mıntıka temizliği denilen temizlikleri yaparken kullanacağımız ürünler geldi. Sabunlarımız, el sabunlarımız tıkır tıkır her gün yenilendi. Fıstık gibiydi yani. Ufak problemler yok muydu? Vardı ama onun dışında benim gördüğüm çoğu kamu kuruluşundan daha iyi işliyordu bu gibi şeyler. Jilet altılı demiş. Valla sakalınızı keseceğiniz jileti kaliteli bir şey götürün. Altılı falan olmasına da gerek yok. Ben iki tane başlık götürdüm. Bana fazlasıyla yetti. Kullanat değil sonuçta bunlar. Beş bıçaklı falan götürün. Artık hangisi iyiyse. Gitmeden bir 2-3 gün önce sakalınızı kesmeye başlarsanız. Her gün değil ama mesela atıyorum. 3-4 gün önce başlayın. 2 günde bir kesin. Ona göre bakın bakalım bir sıkıntı var mı? Nasıl keseceğinizi öğrenin. Ne yöne doğru keseceğinizi mutlaka öğrenin. İlk sakalınızı kesmeye başladığınızda böyle hatır hutur girmeyin. Yavaş, çok yavaş. Çok da bastırmadan böyle yavaş 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 kesin sakalınızı. Sonra acıtırsınız, kesersiniz. Tersten almayın, hemen kıl dönmesi yapar. Hani şöyle düşünün. Bütün askerlik serüveniniz boyunca sağlığınıza ekstra ekstra dikkat edin. Çünkü orada sağlık bir kere gitti mi çok başınız ağrıyor. Yani orada doktor moktor zor. Zaten komutanlar da size devamlı söyleyecek. Gidersin doktora sana 2-3 gün istirahat verir. Askerliğin uzar diyecekler yani. Bunu hep söylediler. Böyle bir örnek görmedim. Askerlik uzayan birini görmedim. Hala daha bu doğru mu değil mi emin de olamıyorum ama doğru gibi duruyor yani. Askerlik uzayabilir orada istirahat alırsan gidip doktordan. O yüzden sağlığınıza ekstra dikkat edin diyeyim. Tıraş köpüğü orada veriyorlar. Götürmeye gerek yok. Tıraş losyonu. Losyon mutlaka götürün. Bu hani baba kokusu olur ya, Arko tıraş losyonu, böyle kolonyası daha doğrusu. Onlardan mutlaka götürün. Çok rahatlatıyor cildi. Onu söyleyeyim. Tıraş havlusu. Orada size iki tane havlu verilecek arkadaşlar. Bir tane büyük banyo havlusu. Bir tane de tıraş havlusu veya yüz havlusu. O yüzden havlu mavlu götürmenize hiç gerek yok. Ayak koku önleyici. Koku önleyici ben bir tane aldım. Bu böyle ıslak mendil paketi gibi bir pakette geliyor şöyle. Yırtıyorsunuz, açıyorsunuz. Tek kullanımlık. Yarısını ayakkabınızın bir tekine, yarısını diğer tekine koyuyorsunuz. Döküyorsunuz. Pudra gibi bir şey. Ben bunu sivilde de kullanmayı düşünüyorum. Alacağım böyle bir paket. Evdeki ayakkabılarıma da dökeceğim. Çok işime yaradı. Yani ben normalde günde bir çorap değiştiren birisiyim. Orada da değiştiririm herhalde diye düşünmüştüm. Sonuçta bütün gün bot içinde olacak ayak. Arkadaş onu bir döktüm. Ya çorapta sıfır koku. Hatta gece bir kere botumu çıkardıktan sonra, sivil ayakkabımı giydikten sonra böyle biraz fazla hareket etmem gerekti. 4-5 saat. Çoraplarım o zaman koktu yani. Sivil ayakkabımda koktu. Diğerinde o şeyi döktüğüm botumda, bu koku önleyiciyi döktüğüm botumda hiç koku olmadı çoraplarımda. Onu söyleyeyim. Sıradaki maddemiz kulak tıkacı. Kulak tıkacı orada veriyorlar. Yine hiç gerek yok.
kulak tıkacı verecekler. Hatta bu atış G3 ile atış yapacaksınız 3 mermi. O esnada kulak tıkacı takmayı bizim komutan üsteğmen zorunlu tuttu. Benim kulak tıkacım o esnada yanımda değildi. Gittim arkadaşım kulak tıkacını aldım. Yani başkasının kulak tıkacını taktık anasını satayım. Onu da söyleyeyim yani, unutmayın onu. Lif, bir tane ufak lif götürün. Liflenmeden koku kolay kolay çıkmaz. Koltuk kaplarınızı, apışarınızı liflersiniz. 3-4 gün kokusuz rahat edersiniz. Mutlaka lif götürün bence. Havlu seti demiş. Havlu setine dediğim gibi gerek yok. Peçete demiş burada ama ben bunu tuvalet kağıdı olarak düzelteyim. Düz paketli peçete götürmenize bence gerek yok. 2 rulo veya ben 1 rulo götürdüm. Bana yetti. Kıçımı başımı tuvalette ıslak mendille sadece sildiğim, tuvalet kağıdı kullanmadığım için. Bana bir tane rulo yetti. Burnumu sildim onunla da sadece. Bazı arkadaşlar böyle 50'li rulo paketiyle gelen bir eleman vardı bizde. Bence hiç gerek yok yani. 2 tane en fazla alın, rahat edersiniz. Islak mendil, bu böyle 70'li 50'li 60'lı 70'li paketler oluyor büyük. Onlardan bir tane alın. 1 veya 2 tane de bu minik paketlerden alın. Orada çünkü tuvaletler Alaturka, Alafranga tuvalet var. Ama inanın bana o Alafranga tuvaleti kullanırsınız gelmiyor kolay kolay. Yani benim gelmedi. O tuvalet çünkü 400 kişi kullanıyor o tuvaleti. İlk gün tuvaleti temiz mesela, tuvalet diyelim ki. İlk gün yerler ve tuvalet içleri ufaktan batıyor. İkinci gün çöpler doluyor tamamen, çöp kutuları. Üçüncü gün çöp kutularının yanları dolmaya başlıyor artık, tuvaletin içinde yanlara atılıyor. Dördüncü gün rezalet oluyor yani, rezalet. Böyle içeri girilmeyecek duruma ve kokuya geliyor. O kadar kolay pisleniyor orası. Yani ilk günden temizledin, daha bir gün geçti üstünden, orası çok pisleniyor. O Alafranga tuvalete kullanırsınız gelmez. Alaturka tuvalette de ıslak mendili vur baba vur yapacaksınız yani. Ben en az minimum 4 parça ıslak mendille kıçımı siliyordum her sıçtığımda. Bu da böyle ayrıntı bir bilgi olarak burada dursun. Islak mendil o açıdan önemli. Cımbız, bu vücudunuzun orasında burasında çıkan, benim burnumda çıkıyor mesela kılları. Orada neyini alacağım kılın, erkeklere mi güzel gözükeceğim falan diye düşündüm ama bu birazcık psikolojik bir şey. Beni 3. haftada falan zorlamaya başladı. Bu burnumun üstünde kıllar nedense beni çok rahatsız etti. Normalde hani böyle durduğum zaman kılın bana hiçbir zarar yok ama böyle elimle dokunmaya başladım. İşte tırnağımla çekmeye çalıştım falan, bir rahatsız oldum. Psikolojik bir şey biraz. Eğer ben de böyle bir şey yaşarım, kendimi kötü hissederim diyorsanız götürün. Bir de tamam orada yani belki kadınlarla çok muhatap değilsiniz, güzel gözükmeniz gerekmez diye düşünebilirsiniz ama şöyle de bir gerçek var. Yine bir insani bir oluşumdasınız. İnsanların size gösterdiği insanların size olan tavrı da sizin dış görünüşünüzle her zaman alakalı oluyor. Hani çok böyle hırpani bir halde, her yeri kıl basmış bir halde gezmek istemezsiniz. Kokmak istemezsiniz. O yüzden bunlara dikkat edin. Cımbız ben götürmedim. Ama bir daha gitsem götürürdüm. O yüzden götürebilirsiniz evinizdeki cımbızınızı veya yoksa alabilirsiniz. Gerçi evinde cımbız olmayan bir adamın cımbızlı askerde de işi olmaz diye tahmin ediyorum. Çengelli iğne. Çengelli iğneye gerek yok. Bunu söylemelerinin sebebi sanırım şu. Çarşafınızı yaptığınız zaman askeriyede böyle dümdüz olması gerekiyor, tamam mı? Onu dümdüz sürekli durması için, onun her sabah düzeltmeyelim diye insanlar bu alttan bağlama taktiği geliştirmişler. Çarşafı yandan getirip alttan bağlıyorlar. Ama her çarşaf aynı uzunlukta değil. Bazı çarşaflar çok kısa oluyor mesela. Alttan bağlamak mümkün değil o çarşafları. Bazı ve zaten uzun bile olsa zor, bunu bağlamak da zor. O yüzden bunu böyle işte iğneyle tuttururuz gibi bir mantık var ama bence yapmayın bunu. Çünkü olur da yırtılır, bir şey olur, çarşaf kayar, iğne bir yerinize batar, ne bileyim ya, ben rahat edemezdim orada bir iğne olduğunu bilerek uyurken. O yüzden bence girmeyin o toplara. Zaten yatak yapmasını hemen öğreniyorsunuz. Her gün onu bir şöyle tık tık düzeltseniz de ölmezsiniz yani. Bu alttan bağlama olayını da ben yapmadım, yapan arkadaşlar vardı, ölmedim yani. Hatta böyle biz çok kontrole denk geldik, bizi kor general kontrole geldi, kor general. Dolayısıyla aşırı kontrol edilen bir dönem oldu o dönem, böyle yaptık yatakları. Sonra ben son bir hafta falan yatak bile yapmadım, öyle söyleyeyim yani. Yorgan bile toplamadım. Oraya gidince anlayacaksınız yorgan toplamamanın nasıl bir şey olduğunu. Nasıl toplamadın ya diyeceksiniz ama toplamadım yani. O kadar kontrol azaldı bir dönemden sonra. Onu söyleyeyim. Çengelli iğneye gerek yok. Tırnak makası
İşte 25 gün 30 gün kadar orada kalacaksınız. 2 kere 3 kere kesersiniz tırnağınızı. Tırnak makasını götürün. Yara bandı mutlaka götürün. Ben hiç kullanmadım ama işte parmağını kesen işte bu G3'ün kurma kolları çok rezalet oluyor. G3 zaten iğrenç bir silah. Umarım siz gittiğinizde o G3'ler artık değişmiş olur. Çünkü MPT'lerle değiştirilecek deniyordu. Umarım değişmiş olur ama hani olur da değişmez. Bir yerlerinizi yaralamanızın mümkün olduğu bir silah. Böyle elinize konunuzu kesmeniz, o kurma koluna kaptırmanız. O yüzden yara bandı mutlaka götürün. Yara bandı bir tane olsun yanınızda. Kulak çubuğu. Bence sivilde de kullanmayın bunu. Kulak çubuğu gerek yok, götürmeyin. Asker saati Casio demiş. Bunun da fotoğrafını koyarım yana. Ben aldım bir tane yanıma. Burada 50 TL diyor. 50 TL vereceğiniz Casio saat çakma olur. Orada tuhafiye var askerin içinde. O da çakma satıyor bildiğim kadarıyla. Buradan böyle bir 300-400 TL'ye normal hayatınızda saatte kullanan birisiyseniz götürebilirsiniz. Güzel oluyor orada bir kolunuzda sürekli saat olması. İşte insanlara sormuyorsunuz sürekli saat kaç, saat kaç diye. Bir de telefonu da her zaman çıkarıp bakmak şey olmuyor, mümkün olmuyor. Bazen telefonunuzu mutlaka verdirtiyorlar. Bazen şarjınız olmuyor. Bazen şarjınızı çok dikkatli kullanmanız gerekiyor vesaire vesaire. O yüzden bir saat mutlaka bence kolunuzda olsun. Ben Casio saatimi hiç çıkarmadım. Her zaman böyle baktım. Onun alarmı falan da vardı. İşe yaradı. Bot fırçası gerek yok. Elbise naylonu demiş burada 8 TL. Ne olduğunu bile bilmiyorum. Gerek yok. Terlik, mantar, bez, terlik falan bunlara girmeyin. Full plastik terlik. Böyle en ucuzundan siyah, mavi oluyor ya. En ucuzundan düz plastik terlik götürün. Duşa girdiğiniz, banyoya girdiğiniz yerde de ayağınızdan terliği çıkarmadan bence girin. Mantar riskini azaltmak için terlik mutlaka götürün. Terliksiz olmaz. Şifreli kilit gerek yok. Şafak sayarlı saat, bedellisin, şafağını sayma. Kan taşı, kan taşı ben bir tane götürdüm. Ucuz bir şey. Böyle buramı falan çok ufak çizikler yaptım bir iki kere. Değdirdim. Bir yaktı burayı. Sonra sanki kesti kanamayı ama zaten çok da ufaktı. O yüzden emin olamıyorum. Yani işe yarıyor mu nedir ne değildir. Yani ucuz bir şey. Bir kan taşı alıp ufak da bir şey götürebilirsiniz. O böyle bir kibrit kutusu gibi bir şey oluyor. Kan taşı deyince böyle bir taş hayal etmeyin. Kibrit gibi parça parça şeyler oluyor. Aynı kibrite benziyor. Ucunda kibritin o yanan yeri olan yerde böyle beyaz bir kan taşı denilen şey oluyor artık. Doğru mudur yanlış mıdır onu bile bilmiyorum ama bir tane götürebilirsiniz. Yastık kılıfı. Şimdi yastık kılıfını farklı renkte takmanız orada mümkün değil. Onları askerinin size verdiği yastık kılıfını kullanıyorsunuz. Bazı arkadaşlar bizim kılıflar Nevresim takımları hiç değişmedi demiş. Onu bilemem. Ama yine işte bizim kurmaylarımız sağ olsun oradaki. Bizimkiler her pazartesi değişti arkadaşlar. Ben yastık kılıfı götürdüm, kullanmama gerek kalmadı. Ama bir tane yastık kılıfı kendinize istediğiniz şekilde olabilir götürebilirsiniz. Barbie'li, Spider-Man'li, saten hiç fark etmez. Mesela bu saten bir yastık kılıfı. Ben bunu çok severim. Yazın çok serin oluyor, güzel oluyor. Götürebilirsiniz. Gece takıp yatarsınız tertemiz. Sabah çıkarırsınız, koyarsınız bir yere saklarsınız. Yani basit düşünün. Aa orada aynı renk olması gerek. Evet ama gece yatarken kimse senin yastık kılıfını kontrol etmez. Merak etme. Nevresim takımı o kadar büyük bir şey yanında taşımaya gerek yok. Orada veriliyor tabii ki. Asetat file kalemi. File kalemi ne demek bilmiyorum ama asetat kalem işte bu yazdığın zaman çıkmayan bir kalem şekli. Onu da ranzanın altına falan yazı yazmak için götürebilirsiniz. Lateks eldiven. Bak bu güzel. Normalde eldiven yokmuş ama işte yine oradaki komutanlar eldiven de getirmişlerdi Manisa Alaşehir'e. Gerçekten TSK'nın gururu bir kışlaydık. Eldivenle topladık yerden çöpleri ama askeriyede şöyle bir sorun oluyor. Arkadaş eldiven mi geldi? Yani çok hunharca kullanılıyor yani. Ha alıp böyle 10 tane eldiveni bir kişi kullanmıyor ama hani mesela eldiveni kullanıyor hemen atıyor çöpe. Halbuki cebine koyup saklayabilirsin. O yüzden ben öyle yaptım. Siz gittiğinizde orada eldiven olmayabilir. Yanınızda iki tane bu işte döner yeme eldivenleri falan var ya siyah mıya. Onlardan yanınıza böyle bir 4-5 çift götürün. Cebinize koyun tamam mı o eldiveni. Ondan sonra çıkarırken böyle tersine doğru çıkarırsınız. Cebinize koyarsınız. Zaten pantolonunuzun bir cebine eğer sigarada kullanıyorsanız böyle genellikle insanlar sigaralarını atıyor. O cep pis bir cep oluyor yani. Benim mesela sol alt cebimde o cep geniş bir cep. Ha çok da pislenmesin diye açıkçası sigara paketinin içine ben sigara izmaritlerini atıp öyle koydum. Eldivenleri de oraya koydum. Çünkü o eldivenlerle de yerden izmarit topluyorsun. Bok püsür topluyorsun yani. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Öyle bir cebinizi ona ayırabilirsiniz ve ayırın. Bunu yapın yani.
O şekilde eldiven yanınızda bence götürün. Olur orada şimdi bitmiş olur. Bilemezsiniz. Eldiven yanınızda götürün. Yerden izmaritleri böyle çıplak elle toplamak zorunda kalmayın sonra. Not defteri artı kalem mutlaka götürün. Bazı arkadaşlar bunun üstünde çok durmuş. İşte not defteri bütün komutanlar istiyor mutlaka falan. Hiç duymadım bir komutandan nerede senin not defterin diye. Ama bence not defteri zaten komutan istemese de götürün yani. Not orada işte önemli bilgileri yazarsınız. İçtima saatiydi, komutanların adıydı, arkadaşlarınızın adıydı vesaire. Götürün derim. Körüklü sırt çantası. Valla körük ve çekçekli valiz demiş. Körüklüsünü çekçeklisini bilmem. Kocaman valiz götürmeye gerek yok. Öyle kocaman valizlerle gelen insanlar vardı. Bence saçma. Ben bir tane Decathlon kamp çantasıyla gittim. Ki o bile fazla bence. Burada size verdiğim şekilde bu listeyle giderseniz zaten bir tane okul çantası bile size yetecektir. Onu söyleyeyim. Çok büyük bir çanta götürmeyin. Çok başına bir iş geldiğinde sizi üzecek bir çanta da götürmeyin. Orada çünkü sağa sola insanlar işte sivil eşya deposunda kaldırıp koyabilirler. Bir şey olabilir. Çamura batabilir. Bir şey olabilir. Ama çanta götüreceksiniz yani. Oraya giderken sivil eşyalarınızla birlikte bir çanta götürmeniz gerekiyor zaten. Onu ayarlayın artık. Yoksa da alırsınız. Bu listenin sonuna geldik. Şimdi benim burada olmayıp da size almanızı veya almamanızı tavsiye edeceğim şeylere geçelim. Diş ipi. Bence diş ipi mutlaka götürün. Orada ben diş ipi bulamadım kimseden. Dediğim gibi dikiş setinin içinden ipek ip koparıp onunla dişimin arasını temizledim. Diş ipi mutlaka götürün. Mantar kremi. Ya duşa giriyorsunuz, bir şey oluyor, eliniz kolunuz bir yerlere değiyor, belli olmaz, başa gelebilir. Mantar kremi bence götürün. Hijyenik temizleme mendili. Bu normal ıslak mendillerden farklı, daha böyle kesif bir kokusu olan işte yüzey temizleme mendili oluyor bunlar. Solo'ydu galiba bendekinin markası. Aynı diğer o büyük ıslak mendil paketlerinden birinde. Bunu bence götürün. Bunu hatta mutlaka ya şöyle ıslak mendili de bu iş için kullanabilirsiniz ama bu daha hijyenik olduğu için bence götürün böyle bir şey. Çünkü orada duşa girdikten sonra mesela en basitinden havlunuzu, ıslak havlunuzu asma izni oluyor. Dolaba asma izni. Onun dışında o gün dışında da asamıyorsunuz. Sadece duş gününün akşamından sabahına kadar asabiliyorsunuz. Ve onu dolaba asıyorsunuz, tamam mı? Dolapta pis olmasın istersiniz yani. Sonuçta havlunuzu asacaksınız. Ben o dolabı hijyenik mendille sildim. Ranzamın dokunacağım yerlerini sildim. Ve mendiller kapkara oldu arkadaşlar. Pis oralar. Oraları askerler temizliyor. Zaten askerinin en büyük sorunlarından bir tanesi de bu. Yani orası en azından ayda bir bütün oralar profesyonelce temizlenmeli. Askerin temizlemesinden ne olur? Bok götürüyor oraları yani. Biz profesyonel temizlikçi değil kimse. Zaten alet edevat da yok profesyonel temizlik yapmaya yetecek kadar. Dolayısıyla oralar hep pis. O hijyenik şeyinizi alın, bütün dolabınızı da silersiniz. Rahat rahat kullanırsınız. Suya dayanıklı, genel olarak dayanıklı ve rahat bir spor ayakkabı. Çok böyle başına bir iş geldiğinde içinizin yanmayacağı ama işte hani böyle bir suya girdiğinde de hani ayağınızın ıslak olacağı bez bir ayakkabı olmasın. Benimki bezdi. Orada yağmur yağdı, bilmem ne oldu. Zorluk çektim mesela. Yürüyüş ayakkabısı, hiking ayakkabısı falan belki götürebilirsiniz oraya. Çünkü bu işte sivil ayakkabınızı çok giyeceksiniz. Onu söyleyeyim. Düşündüğünüzden çok giyeceksiniz. Orada bütün askerlik postalla geçmiyor yani. Hatta şunu da söyleyeyim. Yeri gelmişken ben bazen eğitimlere, içtimalara bile spor ayakkabıyla gittim. Terlik istirahatim olmamasına rağmen. Hani komutan görünce ne bu diyordu. Ben işte uyduruyordum bir bahane. Artık o da sizin kişisel becerinize kalmış yani. Beceremezsiniz, yapamazsınız bilmem. Ben çok giydim spor ayakkabıyı orada. Sigara kapalı pakette götürün arkadaşlar sigaralarınızı. Girişte açık paket olan sigaraları alıyor askerler. Orada vermek zorunda değilsiniz çünkü ne X-ray'de çıkar sigara ne dedektörde öter. Hani açık paket sigaraları verin diyor. Vermeyin bence. Cebinizde girin, yok deyin, geçin yani bencesi. Ama onun dışında da kapalı paket götürün. Ne kadar götüreceğiniz, ne yapacağınız size kalmış. Sadece sigarayla alakalı şöyle bir bilgi vereyim. Orada sigara satışı var. Mesela ben Winston Slim Grey içiyorum ama o da sürekli içmiyorum. Az içiyorum. Yanıma 2 paket almıştım. Orada Winston'un her türlüsü vardı. Slim Grey yoktu. Slim Blue vardı. Slim Blue da iğrenç geldi tadı bana mesela. Yani böyle şeyler olabilir. Hani Marlboro geliyor, Parliament geliyor oraya. Marlboro Touch Blue'lar mesela geldiği gün tükendi 1-2 hafta. Sonra yine geldi, bu sefer tükenmedi falan. Hani sigara konusunda orada var ama ben
büyük tiryakiyim, farklı sigara da içemem diyorsanız ayağınızı ona göre işte yorganınıza göre uzatın yani. Yeteri kadar alın. Kitap. Şöyle söyleyeyim. Ben normalde ayda bir tane kitap bitirmeye çalışan birisiyim. Çok hızlı okumam. Hep okuduğum bir kitabım olur başucumda. Ama onu böyle çok hızlı bitirmem. Ayda bir kitap okurum. Bir tane kitap bitiririm diyeyim. Oraya gittim, bir tane kitap götürmüştüm yanıma. Orada tam 3,5 tane kitap okudum. Bir tanesinde yarısına kadar geldim. 4. kitabın. Peki nasıl yaptım? Orada işte kitabı biten insanlardan kitaplarını aldım. Kendi kitabımı verdim falan. Böyle takas yaptım. Eğer siz bir kitap kurduysanız mutlaka 2-3 tane kitap götürün yanınıza. Orada düşündüğünüzden de fazla kitap okuyorsunuz. Ben hayatımda kitap okumadım diye oraya gelen adamın 3 tane kitap bitirdiğini gördüm gözümün önünde. O yüzden hiç kitap okumayan birisiyseniz de mutlaka en az bir tane götürün. Şöyle bestseller, çok saran, insanların da seveceği bir kitaptan. Hani onu okursunuz, sonra hemen takas yaparsınız veya onu sevmediniz mi? Başka seven çıkar onu, çok bestseller olduğu için hemen takas yaparsınız falan. Kitap mutlaka götürün. Kitap okuma ışığı. Orada tuhafiyede çok boktan bir kitap okuma ışığı satılıyor 25 TL'ye. Temassızlık yapıyor, sönüyor, pili hemen bitiyor falan. O yüzden güzel bir kitap okuma ışığını yanınızda götürün. O size gece lambası görevi de görüyor. Gece çünkü ışığı kapatıyor orada ışığın yanında yatan adam. Herkes de uyumuş, o ışığı açamazsın. Dolayısıyla orada bir ışık her zaman gece lambası gibi iyidir. Kredi kartı götürün bir tane. Bir tane de hatta farklı bankadan yedek götürebiliyorsanız götürün. Orada kaybedersiniz falan, sıkıntı olur diye. Roll-on ve deodorant. Deodorant yerine bence roll-on götürün. Deodorant hadi götürdüyseniz de milletin içinde koğuşta sıkmayın. Bunu normalde zaten normal hayatınızda da yapmayın ya. Bu yapılmaz ama insanlar bunu bilmiyor. Böyle foşur foşur deodorant sıkanlar oldu koğuşta. Uyardık onları falan. Yani size hoş gelen koku başkasını rahatsız edip uyutmayabilir gece. Yani o yüzden roll-on'la bu işi halledin. Parfüm. Yani askeriyede parfümün ne işi var? Ben götürmedim. Çok gerek de yok ama güzel kokayım ben demenin de hiç kimseye bir zararı olduğunu düşünmüyorum. Götürebilirsiniz isterseniz ama çok gerek yok. Pijama, orada size asker TSK bir eşofman takımı olarak adlandırılan bir pijama takımı veriyor. Onu giyebilirsiniz, pijama götürmenize gerek yok. Güneş kremi, gideceğiniz mevsime göre, çok güneşli bir mevsimde gidiyorsanız götürün. Mart ayında ben gittim, güneş bir vardı, bir yağmur vardı, sağanak vardı falan. Benim güneşe tenim çok hassas olmadığı için bundan etkilenmedim ama o azıcık güneşten yanan arkadaşlar vardı, beyaz tenli. Onlar kullandı. Teniniz beyazsa mutlaka götürün. Fısfıs kolonya, böyle çok küçük bir şey olmasın. Şöyle boyutları var onların. Onlardan götürün. Büyükçe bir şey götürün. Çünkü o fısfıs kolonyayı bir kere cebinizden çıkardınız mı 5-6 tane adam kardeş bana da versene diye geliyor yani. Onu söyleyeyim. Orada vermemek de ayıp oluyor. Herkes orada biraz böyle birbirine paslaşıyor yani ister istemez. O yüzden büyük çene bir fısfıs kolonya götürün. Cebe sığacak kadar olsun ama. Yani çok da büyük değil. Pastil, yine aynı şekilde. Pastili cebinizden bir kere çıkardınız mı en azından bir 3-4 tane müşterisi oluyor kardeş bana da versene diye. O yüzden 2 paket sevdiğiniz pastilden bence götürün. Bu boğazlara iyi gelen pastillerden bahsediyorum. Strepsils var mesela. Portakallı Strepsils. Benim favorim o. En kalitelisi de o diyebiliyorum. Ondan alın. 2 paket götürün. Orada birisi mesela ben bir paket götürdüm. Çocuğun bir tanesi son bir haftada böyle versene falan dedi. Ulan ben ayarlamışım. Son 4 gün 4 tane pastilim var, tamam mı? Ben de vermedim yani kardeş, veremem falan dedim. Çocuk bize düşman oldu. Böyle şeyler yaşanabiliyor orada. O yüzden 2 paket götürebilirsiniz. Hani biri size biri diğerlerine gibi düşünebilirsiniz. Antibiyotik, ağrı kesici vesaire ilaçlar. Şimdi ilaçlar konusunda hemen bir bilgi vereyim. Orada girerken size diyorlar ki ilacınızı revire vereceksiniz. Sen de tamam diyorsun, geçiyorsun. Sonra revir sen benden gelip istemedi. Revirci mevirci ilaç var mı demedi. Ben de ilaçları vermedim. Cebimde parolüm marolüm ağrı kesicim vardı. Antibiyotik götürmedim. Götüren bir sürü arkadaş vardı, antibiyotik kullandılar orada. Götürmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu boğaz ağrısını bir yerden sonra pastil kesinlikle kesmiyor. Onu çok net söyleyeyim yani. Benim normalde mesela ben sivil hayatta gece yatardım. Gece oldu, soğuk oldu, ayaz oldu, bir şey oldu. Boğazım ağrıyarak uyandım diyelim ki. Bir tane pastil çakardım baba. Bütün gün boğazım rahat gezerdim. Abi askerde pastili ağzıma aldım. Yarısı bitti.
artık askerin 2. 3. haftası boğaz öyle bir noktaya gelmiş ki hala yutkunamıyorum. Ya pastil var ağzımda, emmişim yarısını, hala daha yutkunamıyorum. O kadar fayda etmediği anlar oldu pastilin. Ama tabii ki genel olarak işlevsel. Ama bazı noktalara geldi mi o boğazın ki geliyor. Artık pastilde işlemiyor yani. Antibiyotik vesaire kullanman gerekebilir orada. Ama onun da kaçarı yok yani. O boğazın anası ağlayacak. Bunu söyleyeyim. Yattığın yer itibariyle, soğuk itibariyle vesaire. Ihlamurdu, kuşburnuydu, zencefilli çaydı, bilmem neydi gibi sallama olayları. Bunları mutlaka götürün. 3 paket, 4 paket. Bizim bir tane arkadaş vardı, sağ olsun 4-5 paket getirmiş. Hepimize verdi. Hiç yani bizi şey yapmadı. Ihlamursuz bırakmadı. Allah razı olsun yani çocuktan, ama sizin böyle bir şansınız olmayabilir. O yüzden mutlaka götürün. Ben götürmedim. Bilmiyordum bunu. Ama bir daha gidecek olsam 4-5 paket mutlaka götürürdüm. Orada çünkü çay içiyorsun. Güzel bir çay da değil. Onun yerine sıcak su alıyorsun aynı paraya. Gidiyorsun ıhlamurunu içiyorsun. Fıstık gibi oluyor. Şimdi sırada telefon var. Buradaki telefon akıllı telefon değil. Akıllı telefon apayrı bir dünya. Tuşlu telefon. Telefon mutlaka tuşlu olsun arkadaşlar. Dünyanın en akılsız telefonu olsun. Tamam mı? Eğer tuşlu olmazsa orada komutanı onu açıklayamayabilirsin. Komutanım bu akıllı değil falan filan. Yok yani. O eğer dokunmatikse onu sana geri yollatırlar. Orada yani öyle açıklayabileceğin bir durum olmaz. Komutan da sana ya geri götür bırak dediği zaman, hani o emri verdiği zaman sen ona karşısında açıklayamayabiliyorsun. Hani en fazla yapacağın şey başka bir komutan bulup bir de ona durumu arz etmek olur yani, anladın mı? Bazı şeyler orada emir olduğu zaman komutan sadece yapmanı istiyor onu. Yapacaksın bunu. Mantıksız olabilir. Ben emir verdim. Neden? Çünkü benim otoritemi sarsma gibi bir kafa olabiliyor. O yüzden bu tarz zorlamalara girmeyin. Telefon tuşlu olsun. Telefonun arkasında kamera varsa kamerayı kırın, artı siyah bantla bantlayın. Eğer yine de fark ederlerse kamera olduğunu, açarsınız. Dersiniz ki bak kamera uygulaması çalışmıyor, kırdım ben dersiniz. Ama yine de size şunu garanti edemem, onu geri yollatabilirler. Bu şekilde telefonla kamerasını kırıp giren arkadaşlar vardı. Hatta bir tane arkadaş öyle bir telefonla girmiş ki Nokia, akıllı değil ama içine WhatsApp yüklenebiliyor, internete giriyor. Sadece kamerasını kırmış getirmiş mesela. Orada böyle bazı insanlar şey demiş YouTube'da. Size bir sosyal medya detoksu olsun. Ya tamam, iyi, hoş, güzel de sosyal medya detoksu yapacağın, yapmak isteyeceğin en son yer. Çünkü hiçbir şey yok. Yani oradaki ortamına göre sohbet ediyorsun insanlarla falan ama bir hafta iki hafta sonra o da artık böyle yetmemeye başlıyor. Müzik yok, film yok, dizi yok, haber yok, hiçbir şey yok. Sosyal medya olması orada büyük bir lütuf. Biraz ucundan bile olsa bir Google'a girebilmek, bir şey yapabilmek büyük lütuf yani. O yüzden orası ben abi detoks yapmaya gidiyorum diyebileceğim bir yer değil. Orada her şeyden zorunlu bir detokstasın zaten. Dolayısıyla zaman geçmiyor. O yüzden o telefon olayında mümkün mertebe mutlaka internete girebilen Alcatel telefonlar var. 1000 lira, 2000 lira. Varsa bütçeniz vallahi götürün, ben size söyleyeyim. Orada büyük rahatlık yani. Büyük güzellik orada. Hani hem akıllı telefon da değil, kameralı da değil. O çok güzel bir işmiş. Ben yani giderken hiç böyle düşünmüyordum. Detoks yaparım falan diyordum da öyle değil yani. O 20-25 gün şimdi geçti geldi, rahatız falan ama orada geçmedi yani arkadaşlar. İşkence gibiydi bazı anları. Onu söyleyeyim. Orada o yüzden o tarz bir telefon iyidir. Müzik dinlemek için bir kulaklık mutlaka götürün. Çalıştığından emin olun. Orada müziğinizi bir sim karta, sevdiğiniz müzikleri mutlaka atın. Ben bunu yapmadım. Maalesef çok orada üzüldüm yani sevdiğim müzikleri dinleyemediğim için. Çok acı çektim. Onu mutlaka yapın. Powerbank, ben şunu götürdüm. Şöyle bir powerbank götürdüm. Bunu bana geri yollattırdılar. Powerbank Manisa'lı şehre almıyorlar arkadaşlar. Gizli sokarsanız bilmem. Ama normalde almıyorlar. Powerbank'im var benim dediğiniz anda lap geri. Onu söyleyeyim. Bir de şöyle bir şey var. X-Ray'den geçerken vay ben sıramı kaybettim, şey oldu ne oldu diye üzülmeyin. Sizi geri yollattıkları zaman dönün, direkt kaldığınız yerden sıraya girin. Mesela X-Ray'deyken powerbank'iniz bulundu diyelim. Powerbank'i koydunuz, vermediniz, ses çıkarmadınız. X-Ray'de denk geldi, bulundu. Bulunmazsa zaten ne mutlu. Powerbank'le girdiniz içeri. Telefonunuzu hiç şarja vermenize bile gerek kalmadan bütün ay bu 20.000 miliamper mi, mega amper mi? Bu size yeter yani orada. Ama oldu, X-Ray'de bulundu. Hiç telaş yapmayın. Dönün.
Ondan sonra verin, hop X-ray'e gelin, oradaki çocuklara söyleyin ya beni yolladılar buraya gel dediler deyin, devam edin yani. Orada zaten herkes ilk günlerde böyle tırsıyor yani. İlk günlerde böyle herkes kedi gibi. Sonra onlar şeye dönüşüyor, canavara dönüşüyor ama merak etmeyin. Herkes normale dönüyor yani 2-3 hafta sonra. O yüzden böyle bazı riskleri alabilirsiniz. Ben mesela şimdiki aklım olsa powerbank'im var demem kimseye. Bir denerim bakalım geçiyor mu? Geçmezse gideriz yollarız yani, sıkıntı yok. Askersel. Şimdi Askersel, Manisa Alaşehir'de iki tane şey vardı arkadaşlar. Tam girişte otoparka geliyorsunuz. Daha böyle bu X-ray'lerin olduğu, milletin sıraya girdiği bir alan. Arka tarafta yürüyorsunuz oraya biraz. Oraya gelmeden otoparkta iki tane banko var diyeyim. Bir tanesi Turkcell, bir tanesi Vodafone'du ben gittiğimde. Mesela benim izlediğim hiçbir videoda Vodafone'dan bahsedilmiyordu. Ben gittiğimde orada Vodafone vardı. O yüzden bunlar değişebiliyor. Şanslısınız çünkü askerden sadece 4 gün önce geldim. Bu videoyu da bir 2 güne paylaşsam 6 gün yapar. O yüzden bu bilgileri aldığınız için şanslısınız. Vodafone ücretsizdi ben gittiğimde. Yanında kocaman ücretsiz yazıyordu. Şimdi burası önemli. 500-600 lira para istiyor Turkcell. Askersel için. Size yeni bir sim kart veriyor. Numaranız değişiyor. Arayabileceğiniz numaralar kısıtlı oluyor. Hattın çalıştığı anlar kısıtlı oluyor. Ya rezillik yani. Delilik. O hattı kullanmak delilik. Zaten çoğu insan o hatta parayı veriyor. Kendi işte cüzdanına getirdiği, cüzdanına sokup getirdiği hattını kullanıyor. Hattınızı cüzdanınıza sokup getirmekte hiçbir sorun yok bu arada. Sokun cüzdanınıza. Kimse sizin cüzdanınızın aralarına, köşelerine bakmaz. O konuda rahat olun. Yani Askersel'e para verseniz bile kendi sim kartınızı kullanın orada zaten. Onu söyleyeyim. Ama Askersel'e nasıl para vermeyeceksiniz? Eğer durum konu buysa şöyle. Şimdi mesela gittiniz orada, Vodafone var, ücretsizdir yazıyor. Aynı benim yaptığım gibi gidiyorsunuz. Orada size numaranızı soruyorlar. Numaranızı söylüyorsunuz. Oraya yazıyor. Size bir tane hologram veriyor, tamam mı? Böyle yanarlı dönerli şey yapınca böyle yanıp böyle değişen bir hologramlar olur ya, onlardan veriyor. Telefonunuzun arkasına o hologramı yapıştırıyorsunuz. X-ray'lere, ilk kontrol yerine gittiğiniz zaman orada telefonunuzu alıyor. Hologram var mı? Askersel var mı? Diyor. Bakıyor arkasını. Varsa geçiyorsunuz. Hiç içinden hattı matlı çıkarmıyor. Kimsenin vakti yok zaten. O yüzden siz Vodafone'a gidip, ben buna cesaret edemedim o esnada ama şimdi olsa kesinlikle bunu yaparım. Vodafone'a gidip şunu yapabilirsiniz. Numaranızın son harfini yanlış söyleyin, son rakamını. Mesela deyin ki 22 değil de 23 deyin. Hologramı alın, devam edin ya. Kim nereden bilecek? Ha, orada bir mesela olay değişmiştir, benimkinden farklı, kontrol eder. O zaman da dersiniz ki kaç yaz numarayı, 23 değil 22 ya, yanlış söylemişim dersin en kötü. Anladın mı? Kimse sana bunun için hiçbir şey demez. Sen zaten orada teslim bile olmamışsın daha. Sivilsin yani, rahatsın. Oralarda hiç strese girmeyin. Bu ilk taktik. Bir tane arkadaşın daha taktiği var, onu da söyleyeyim. O Turkcell'e yapmış bu taktiği. X-ray'lere çantasını bir yere bırakmış, tamam mı? Çantasız bir şekilde Turkcell'in bankosuna gitmiş. Demiş ki ben bir tane hologram alabilir miyim? Onlar da demiş ki hologram Askersel için, Askersel'in var mı? Var demiş. Ondan sonra hologram Askersel alanlar için Askersel alman gerekiyor demişler. O da demiş ki ben Askersel var bende ama aldım, Turkcell'den aldım demiş. O da nerede telefonun, göster demiş bankodaki adam. Bu da demiş ki X-ray'lerden geliyorum ben, çantayı oraya bıraktım. Çantanın içinde telefonda demiş. Bu da hologramı çıkarmış çocuğa vermiş mesela. O hengamede zaten çok da uğraşmıyorlar. Tamam demiş, al demiş, geçmiş. Mesela bu da bir örnek. Veya o bahsettiğim üzerinde yasal hat yazan böyle bir hologram, o tamam mı? Onu bulunduğunuz şehirden de çözebilirsiniz. Direkt telefonunuzun arkasına yapıştırıp geçebilirsiniz. Hatta bir tane cips paketinin iç kısmı böyle o holograma benziyor. Oradan çok dikkatli bir tam kare kesip telefonun arkasına bantlayıp onu bile gösterebilirsiniz yani. Bunlar o kadar basit şeyler aslında. Hepsini yapabilirsiniz. Bu Askersel'i almadan, Askersel'e para vermeden yırtmak için bunlar taktikler. Fotoğraf. Sevdiğiniz bir kişinin, sevgilinizin, güzel beğendiğiniz bir aktrisin diyeyim, fotoğrafını veya fotoğraflarını yanınıza alabilirsiniz. Sonra orada yemeklerde şap var ya, kalkmıyor diye gezmemek adına böyle işlere girebilirsiniz. O sizin zor zamanınızda yoldaşınız olur o fotoğraf. Ben almadım ama keşke alsaydım dedim yani, orada özlemini çektim yani sevdiğim insanların vesaire. Onu da söyleyeyim, bunu değerlendirebilirsiniz. Telefon numaraların yazılı hali, telefonunuza o yeni alacağınız tuşlu telefonunuza onu kaydedip
vay işte benim zaten burada telefonumda var deyip güvenmeyin. Telefonu bozulan arkadaş oldu. Anasının babasının numarasını çocuk bulamadı orada. Çok sıkıntılı. Telefon numaralarını mutlaka, önemli numaraları bir kağıda yazın, yanınızda bulunsun. Ve son olarak da yaz aylarında gidecekler için yine diyorum, komutanlar dedi ki buranın yazı kışından daha zor, çok sinek oluyor vesaire. Yanınıza bir tane bu Of'un fısfıs sinek kovarlarından mutlaka alın. Valla benim aklıma gelenler bunlar. Çok fazla madde vardı. Dolayısıyla video uzun. Yapacak bir şey yok. Hiç boş yapmadan bütün maddeleri tık 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 getirmeye çalıştım. Bu videonun sonunda askere ne götürüp ne götüreceğiniz, ne götürmeyeceğiniz konusunda tam anlamıyla bir bilgi sahibi olacağınıza inanıyorum. Eğer benim bahsetmediğim ama sizin işte duyduğunuz alalım mı almayalım mı diye merak ettiğiniz şeyler varsa onları da yorumlarda sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Askerlik kariyerinizde başarılar. Bay bay.